Merhabalar sevgili Yengeç Burcu. 6 Kasım haftası astroloji yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Özellikle de yükselen Yengeç Burcunuzu dinlerseniz daha rezonu olacaksınızdır. Şimdi sevgili arkadaşlar, Pazartesi günü gündemimiz finansal konular. Finansal konulara yöneleceğiz. Paralar alacak verecek durumları söz konusu. Aynı zamanda şöyle bir durum var Pazartesi günü siz sevgili yükselen yengeçler için. Kariyer hayatınızla ilgili güzel olumlu açılar söz konusu olabilir. Daha önce mesela yaralandığınız, daha önce üzüldüğünüz bir konuyla ilgili bir şifalanma enerjisi söz konusu. Sosyal çevrede de biraz böyle sert etkiler söz konusu. Burada sosyal çevrede yine finansal konularla ilgili gergin durumlar olabilir. Özellikle de işte arkadaşlarla aranızda para durumu varsa ya da işte sosyal çevrenizle aranızda bir finansal konu varsa birlikte iş yapıyorsanız ama bu yine bu alanlarla ilgili ya da birilerine borç para verme, alma gibi para trafiği olan bir konunuz varsa bu alanlarla ilgili hem biraz sert etkiler söz konusu olabilir hem de tekrar bunlar Pazartesi günü gündeminizde oturabilir. Siz sevgili yükselen Yengeç Burcu için Salı Çarşamba biraz daha yakın çevreyle ilgili iletişimimizin yüksek olabileceği bir durum söz konusu. Biraz daha burada sık dokuyup sık eleme gibi bir şey var. Belki yakın çevrenizde ilgili yani evet iletişimimiz iyi olacak ama burada da biraz böyle eleştirel de olabilirsiniz. Kardeşlerinizi eleştirebilir, yakın çevrenizi eleştirebilirsiniz. Biraz yine sağlıkla ilgili konular olabilir çevrenizin. Buna yönelebilirsiniz. Yine burada aynı zamanda fikrinizi, zihninizi, zekanızı kullanabilirsiniz. Düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz yakın çevre ve yine kardeşler için. Arabayla ilgili, araçla ilgili varsa trafikle ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Herkese göre değişebilir bu durum. Perşembe, cuma sevgili arkadaşlar pardon cuma ve cumartesi günü biraz daha böyle ev konularına yönelebiliriz. Daha evcimen olacağımız bir durum söz konusu. Evimizle ilgilenebiliriz. Evde misafir ağırlayabiliriz. Eve misafir davet edebiliriz. Bu tarz etkiler var gibi görünüyor sizin adınıza. Hafta sonu biraz zorlu etkiler söz konusu. Özellikle de yakın çevre ve sosyal çevre özellikle arkadaşlar. Sosyal çevrenizle ilgili ani gelişecek bir etki var ve bu etki biraz sizi zorlayabilir. Flörtöz olma enerjiniz var ama herkesle flört etmeyin. Yeni başlangıçlar yapacak olan kişiler. İlk tanıştığınız, yeni tanıştığınız kişilerle flörtöz enerjilere girmeyin. Burada biraz sert etkiler var. Sizi zorlayabilirler. Buna dikkat edin diyebilirim. Yani yanlış kişiyle görüşmek, yanlış kişiyle bir araya gelmek gibi durumlar olabilir. Yani sonuçta bir sıkıntı yaşama süreciniz olabilir. Anlaşamama gibi durumlar söz konusu gibi görünüyor sizin adınıza. Aynı zamanda siz sevgili Yengeç Burcu, Pazartesi günü biraz daha böyle dönüşüm içinde olacağınız bir durum var. Bu da ilişkilerinizde, yine kardeşleriniz olan ilişkinizde, yakın çevrenizde olan ilişkinizde, bazı kişilerle küstüğünüzü bitirebilirsiniz. Küs değilseniz biraz burada küslük enerjisi de hakim olabilir bir yandan. İlişkilerde bir dönüşüm zamanı sevgili Yengeç Burcu. Ve yine Salı günü güzel haberler alabilirsiniz. Haberci rüyalar görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine çocuklarımız varsa çocuklarımızla ilgili onların hayalleriyle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Ya da bizim uzaklıklarla ilgili durumlar söz konusu olma ihtimali var. Biraz daha hayalci, biraz daha idealist olacağımızla bir konu söz konusu olma ihtimali görünüyor.
ve aynı zamanda haberci rüyalar görme, rüyalara biraz daha dikkat etme, sezgilerimizin, hissiyatlarımızın daha güçlü olduğu, aklımıza gelen, hem aklımıza gelen, hem hissettiğimiz, hem sezdiğimiz, hem içimize doğduğu, yani doğmuş olan bir konunun olması gibi de bir durum söz konusu. Hani deriz ya, ben bunu hissetmiştim. Benim bu aklıma gelmişti. Yani aklınıza gelen şeyin başınıza gelmesi, olumlu açıdan bunu düşünebilirsiniz. Kötü anlamda almayın. Aynı zamanda da hissetmiştim ya, ben böyle olacağını hissetmiştim dediğiniz, yine sezgilerinizin, yine hislerinizin kazandığı, kuvvetli olduğu bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili yengeçler. Çarşamba günü Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak. Venüs'ün Terazi burcuna geçiş yapması siz sevgili yengeç burcu için daha çok evle ilgili konular, evinizle ilgili konular sevgili arkadaşlar. Evinize bakım yaptırmak, evinize dekoratif ürünler almak, evinizin eşyalarını değiştirmek, evle ilgili işte boya badana yaptırmak, ama daha çok eve böyle sanatsal eşyalar almak, objeler almak ya da tablolar almak gibi konular söz konusu olabilir. Buna yöneleceğiniz bir durum söz konusu. Evle ilgilenmek yine belki ev almak, ev satmak, ev kiralamak, evden taşınmak daha güzel, daha böyle sizi mutlu edecek bir eve yerleşme isteği söz konusu olabilir. Aynı zamanda Perşembe günü biraz daha yıkıcı şöyle bir enerji söz konusu. Fikirleriniz ve planlarınız, zihninizden geçen konuları dönüştürmek için bazı şans ve fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani evet, kafanızda bir fikir var. Özellikle de işte bu ev konusu da olabilir, ama daha çok bu keyif ve konfor alanınızla ilgili bu fikri dönüştürmek için belki araştırma yapabilirsiniz. Belki bir fırsat elinize geçebilir. Bu tarz etkiler söz konusu olacaktır. Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Merkür'ün Yay burcuna geçmesi bu bizi biraz daha çok sevgili arkadaşlar gündelik hayatımızla ilgili zihinsel aktivitelere yöneltebilir. Zihnimizi daha çok kullanacağımız, daha çok mantık yürüteceğimiz, daha çok düşüneceğimiz, daha çok zihinsel olarak da yorulacağımız bir dönemi işaret ediyor. Sağlığa dikkat edin diyebiliriz. Sağlıkla ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bu sağlıkla ilgili sıkıntılar nörolojik sorunlar olabilir. Yine zihinle ilgili, beyinle ilgili, kafanızla ilgili, kafatasıyla ilgili sinirsel sindirim, yani sinirsel sistemimizle ilgili, sinir sistemlerimizle ilgili bazı sağlık sorunlarını da yaşatabilir bu durum bize. Aynı zamanda Merkür'ün Satürn'e dik açısı var. Aynı gün Cuma günü biraz kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Belki söylediğimiz bir kelime, konuştuğumuz bir kelime, yazdığımız bir cümle başımıza iş açabilir. Bunun stresini çekebiliriz. Ya neden böyle konuştun, neden böyle yazdın, niye bunu söyledin gibi kendimizi baskı altında hissedeceğimiz, özgür olamayacağımız, zihnimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı dile getiremeyeceğimiz, psikolojikmen baskı altında elimizin kolumuzun bağlı olduğunu hissedeceğimiz bir enerji söz konusu sevgili Yengeç Burcu. Pazar günü biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, sosyal çevreyle alakalı bazı etkiler, sosyal çevreyle ilgili çatışmalar, sosyal çevrede adınızın kötü alınması, biraz kavga ortamı, biraz agresiflik, agresyon ortamı söz konusu olabilir. Bir aşk ilişkisi, bir gönül ilişkisi, bir partner ilişkisi, bir işte flört ettiğiniz kişilerle ilgili sosyal çevrede bunlar duyulabilir. Buna dikkat edin diyebilirim. Ya da sosyal çevrede birileriyle görüşmek, sosyal çevrenizde yine aşk ve flört anlamı açısından birileriyle görüşeceğiniz ve bu görüşmede birazcık böyle sert etkiler, anlaşamama, biraz zorlu etkiler,
söz konusu olabilir. Buna da dikkat edin diyebilirim siz sevgili Yengeç Burcu için. Evet sevgili arkadaşlar, sizin için de söyleyeceklerim böyleydi. O zaman mutlu haftalar diliyorum. Allah'a ısmarladık.